13 Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. K13'ün yanında ben Işıl Sakarlı'nın sunumunda Türk Ana Haberlerini izleyeceksiniz. Haberlerin daha çok insan ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada Türkiye günlük koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Bugün yapılan 35.344 testten 3.977'si pozitif çıktığını, 127 kişi hayatını kaybettiğini, 1523 hastada iyileşerek taburcu edildiğini, bugüne kadar yapılan toplam test sayısının 634.277 olduğunu, toplam vaka sayısının 86.306 olduğunu, toplam vefat sayısının 2017 olduğunu, toplam yoğun bakım hasta sayısının 1922 olduğunu, toplam entübe hasta sayısının 1031 olduğunu, toplam iyileşen hasta sayısının ise 11.976 olarak yer aldığını belirtti. Bugün silahlı saldırıya uğrayan Burdur'un Yeşilova ilçesi belediye başkanı CHP'li Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel ameliyattan çıktı. Saldağ Gölü ile ilgili gündeme gelen Mora'daki kumların taşınmasını kamuoyuna duyuran Mümtaz Şenel'in bu gelişme nedeniyle MDF olduğu tartışılmıştı. Ancak Şenel olayın Saldağ Gölü ile ilgili bir alakası olmadığını dile getirdi. Şenel saat 5'e doğru saldırı gerçekleştiğini, kendisine arka arkaya 5 kurşun sıkıldığını, eşine ise ilk kurşun sıkılınca yeter artık tamam mesaj anlaşıldı diye bağırdığını, bunun üzerine saldırgan hiçbir şey söylemeden bahçe dışında çalışır halde bekleyen otomobile binip ayrıldığını, Yeşilova Belediyesi'ne ait bir otel bulunduğunu, burada fuhuş yapıldığı gerekçesiyle tutanak düzenlendiğini ve 30 Mart'ta ruhsatının iptali için kaymakamlıktan yazı geldiğini, belediye encümenini topladığını, kaymakamlık yazısını da dikkate alarak otelin ruhsatını 10 gün önce iptal ettiklerini, otelin kapalı olduğunu, bu yüzden saldırıya uğradığını belirtti. Burdur'un CHP'li belediye başkanı Ali Orkun Ercengiz de ameliyat sırasında ve sonrasında Mümtaz Şener ile eşini yalnız bırakmadı. Ercengiz de saldırının ardından otel ruhsatının iptal edilmesi olduğunu ve olayla ilgili iki kişinin gözaltına alındığını belirtti. Habertürk gazetesinin yazarı Fatih Altaylı, AK Partili Mahir Ünal'ın belediyelerin yardım dağıtmasına ilişkin yaptığı açıklamasında AK Parti'nin yıllardır süren başarısının ardında belediyeler de yaptığı bu yardımların etkisi çok büyük olduğunu belirtti. Altaylı AK Partili belediye yaparsa sorun yok ama AK Partili olmayan bir belediye yaparsa paralel devlet yapılanması ama böyle bir durumda Mahir Bey ve arkadaşlarının hemen yeni bir ana sayfa teklifi vermeleri gerekir görüşünü savundu. Altaylı AK Parti artık bir devlet olmuş. Oysa belediyelerin hele de böyle bir dönemde vatandaşa şu veya bu şekilde yardım etmesinden hem daha doğal hem de daha elzem bir şey yok. Belediyeyi paralel devlet olarak görmek ise Türkiye'de aslında yeni bir döneme geçtiğimizin işareti. Kaldırın belediyeleri, siz sağa ben salim düşüncesini de dile getirdi. İran hükümetinin kararına göre ülkede şehirler arası otoyollardaki trafik restore edilmiş, alışveriş merkezleri ve dükkanlar açılmıştır. Ajans alışveriş merkezlerine ek olarak dünyanın en büyük kapalı pazarı olan Tahran Kapalı Çarşısı faaliyete geçti. Ancak mağazalar saat 6'ya kadar açık olacaktır. Restoranlar, spor salonları ve diğer kamu tesisleri, camiler ve diğer dini tesislerinin işletmesine henüz izin verilmemektedir. Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu altındaki operasyon merkezinden yapılan açıklamada şu ana kadar ülkede 1436 kişiye koronavirüs bulaştığını, 791 kişinin tedavi edildiğini, 19 kişinin öldüğünü, 626 kişinin özel hastanelerde tedavi altına alındığını, bunlardan 16 kişinin durumunun kritik olduğunu, 23 kişinin durumunun orta olduğunu ve diğer kişilerin sağlığının stabil olduğunu belirtti. Dünyada birçok savaşın nedenleri arasında yer alan petrolde tarihi günler yaşanıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle küresel talepte yaşanan büyük düşüşle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde Batı Texas petrolü 11 dolarla son 21 yılın en düşük fiyatını gördü. Amerika Birleşik Devletleri'nde petrolün litresi 7 sente yani 50 kuruşa kadar geriledi. Londra merkezli enerji danışmanlığı şirketi Global Resources Partnership İcra Kurulu Başkanı Mehmet Öğütçü yaptığı açıklamada krizin yakın zamanda sona ermesini beklemediğini, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde petrol şirketlerinin ve Suudi Arabistan'da da rejimin zor durumda düşeceğini belirtti. Eski Potaş Gaz Alımı Daire Başkanı Ali Arif Akçuk da yaptığı açıklamasında petrolde tekrar 40 dolar seviyesini görmek için
Ocak 2021 yılının beklenebileceğini işaret etti. Petrolde tekrar 40 dolar seviyesini görmek için Ocak 2021 yılının beklenebileceğini işaret etti. Ben Işıl Sakarya'nın sunumunda Türk Ana Haberlerini izlediniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.